Arkadaşlar, 4 büyük soğan doğramıştım, onu kavurdum. Arkadan haşhaş ezmesi vardı, onu ilave ettim. Onunla kavurdum. Altını söndürdüm hocam. Şimdi şeyini hazırlayacağım, çöreğim. Helkenin içindeki hep haşhaş ezmesini tavaya döktüm. Çörek tabak büyüklüğünde hamurlardan açacağım. Üzerlerini yağlayıp bunu süreceğim. 10 kat yapıp ondan sonra tepsiye yayacağım. Şimdi çöreğin bezesini açtığım bu büyüklükte yağ süreceğim. Biraz şey yapıp yeniden süreceğim. Haşhaş içini. Altında yağ tepsimin tabanına yağ sürdüm. Arkadaşlar, Allah'ın izniyle çöreğimi üst üste bunları yayacağım. Haşhaşla soğan karışımı. Yani çok güzel oluyor annemin çöreklerinden. Annem şu anda işte 86 yaşında, hala yapacağım diye uğraşıyor. Biz de ondan gördük. Güzel oluyor. Her yörenin kendine has bir çöreği var. Bizim yöremizin çöreği de böyle üst üste on bezeyi şey yapıyor. Arkadaşlar, sıvı yağ ekledim üzerine sürmeye için. Haşhaşın cıvık sıvı olması için de tekrar sıvı yağ ekledim. Üzerine son katına sürüyor. Ondan sonra bir sıvı şey yapacağım.
alttaki bezeyle bunu aradaki şeylere açılmasın diye kapatacağım. Sonra yayacağım tepsinin içine. Pişince güzel oluyor arkadaşlar. Bizim Ermenik yöresinin annem köyünden beri yapıyor, hala işte gücü yetse yapacak. Mayalı olunca kabardı. Tepsim büyüğü var mı? Mayalı olduğu için kabarıyor. Yumurta sarısı. Arkadaşlar, sulu yağla yumurta sarısı karışımını da sürdüm üstüne. Güzelce yaydım. Şimdi fırına süreceğim. Pişireceğim. Allah'ın izniyle yedirmek nasip etsin. Hadi de yiyelim inşallah. Sizler de beğenirseniz. Biz çok seviyoruz çünkü. Hem tok tutuyor. Çok güzel oluyor. Sizler de denemelisiniz. Arkadaşlar, çöreğimiz pişti. Afiyetle yiyeceğiz. Sizlere de iyi günler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese teşekkürler. İyi günler.